YouTube kanalımıza abone olan izleyicilerimizin rüyasını yorumluyorum. Kazım Oruç, Emin Hanım, rüyayı eşim görmüş. Parmakların üst kısımları demir takılıyor, ameliyat oluyor, can hiç çalışmıyor. Kanda akmıyor. Doktor başını Temmuz ayında eşimin klavye sınavı var. Evet, çok başarılı olacak. Hedeflediği noktayı tutturacak. Siz panik yapmayın lütfen. Allah eşinizin yanında olacak diyorum. Onur Duyuran. Abla kolay gelsin. 2 ay önce kalın bir sopa üzerimde alacaktım. Uçuyorum ama çok hız kontrol edemiyorum. Kontrolsüz vesaire vesaire demiş. Onurcuğum, iş kariyerin ve hedeflediğin eğitim kariyerinle ilgili 2 ay çok dikkat etmen gerekiyor. Ve çok büyük başarılara yelken açacaksın ama kendine güvenin yok. Bu güvenini tazelemen lazım. Ayşe Onur Çiftçi. Emine abla, 96 doğumlu, kova burcuyum. Eski sevgilimin burcu Koç, yükseleni Aslan. Rüyada net hatırlamıyorum. İstanbul Boğazı tertemizdi. Ayşe Nur Çiftçi'cim, senin kariyerin ya da olması gereken ilişkinle alakalı hep aksilikler yapıyorsun. Bir türlü ilişkini toparlayamıyorsun. Ama belli bir süre sonra, bu yıl sonuna kadar hayatındaki her şey toparlanacak. Ama sen eski sevgilini çok özlemişsin. Onunla bir karşılaşman var. Elif Demir. 02.11.1978 Akrep Burcu, niyet için dualar uydum ve rüyamda İnna Petane Leke Eften dediğim duayı gördüm diyorsunuz. Bu duanızı 27 kez okuyacaksınız. 2 kez sabah namazında namazınızı kılıp üzerinizdeki bütün negatifler gidecek. Dilek Öztürk. Rüyamda banyo yapıyorum. Kıvırcık doğuruyorum ve genç kız bir erkeği seks yaparken görüyorum. Başımı çeviriyorum demişsiniz. Dilek Öztürk'cüğüm, özel hayatınla ilgili oturtamadığın dengesizlikler var. Bunları toparlayacaksın. Yeni bir aydınlanma, yeni bir nokta var. Bunun sevincini yaşayacaksın ama sen biraz psikolojik olarak çok yorulmuşsun ve belli mutsuzluklar yaşıyorsun. Bunlardan toparlanman lazım. Kuzey Yıldızı. Rüyamda çalıştığım fabrikanın müdürü şefi bizim evde yemek götürüyor. Fabrika müdürü mutfakta, yanında teyzemin kızı var. Müdürüm, burada oturacağım, sen buraya gel, diğerleri ayıp olur diyerekten kararsız kalıyorum. İşimle ilgili güzel bir değişim ama işi bırakmak istiyorsun, işi bırakmana gerek yok. Çok güzel bir noktan var ama uzun süredir de özel hayatınla ilgili net bir döneme giriş yapacaksın ve güzel bir sürecin olacak. Vasiye Eli Deniz. Selam Emine Hanım. Rüyamda hamilelik testi yaptım. Üstelik köpek işedi. Köpek işedikten sonra baktım hamilelik. Evet, gerçekten Allah size çocuğunuz varsa çok büyük başarı. Çocuk istiyorsanız Allah size çocuk sevinci. Üzerinizdeki kötü enerji de gitmiş görüyorum. Kübra okey oynayan. Rüyada merdiven üzerine toprak sermek, oda boyunca yeşil mor erik gördüm. Yeşil mor erik, çocuk kucağına alıyorsunuz. Farklı bir şeylerin yenilenmesi, yola gideceğiniz gözüküyor. Ailede büyük bir sevinç var. Bu sevinç bir ev almayı, evle ilgili büyük bir sevinci oturtur. MR Robot. Rüyamda annem yanına gelip kız kardeşin çok güzel bir ayakkabı almış. Bak kardeşim, hafta sonu önemli bir sınavını gayet güzel başarıyla geçecek. Panik etmeyin. Bir de evinizde mevlüt okutturursanız sevinirim. Nihat Babayev. Emine Hanım, Boğa Burcu, 1990, kocam 5 yıldır ayrı, Temmuz'da boşanacağız, ben istemiyorum, evime döneceğim ve rüyamda evliliğinizle ilgili gerçekten sıkıntılar var, bir türlü düzeninizi oturtamıyorsunuz, bir şans daha olacak, sonrasında siz eşinizi boşayacaksınız. Defne Karakaya, Emine Hanım, yılda bir rüya görüyorum, az önce berbat bir rüyayla uyandım, 2 evde erkek çocuğu uyuyor ve abim birden varmış, komşu çağırıyor, kapı abimle konuşuyoruz. Kötü şeyler vesaire. Çocuk aslında sizin işiniz, kariyeriniz ya da oluşması gereken büyük bir aydınlanmaya kavuşur. Ve hedeflediğiniz her şeyin aydınlanacağı, güzel bir düzen oturtacağı ve bu düzende büyük bir şeye sevinç yaşayacağınız gözüküyor. Mine Kara, 1994, Emine abla, rüyamda ayrıldım sevgilim. Kocaman çelenkte mor çiçek içinde bir sürü notlar yazdım. Çok heyecanlanıp sevgilinle ufak tefek görüşmeleriniz olacak ama hayat arkadaşın değil, bunu unutma. Emine Dilara de, 1998 doğumluyum. Rüyamda oruç tutan biri var. Kapı ve oda geçiriyorum. Bütün mevsimler. Aslında bir dahaki sene oruç mevsiminde ne istiyorsan olacak ve Allah sana bütün kapılarını açacak gözüküyor. Gizem Ay, ablacığım bir kere de kendimi yorumlarsam 4 kere seviyorum. Üzülüyorum. 4 kere rüyamı yazdım. Gizemciğim, rüyan yok. 4 kere rüyanı yazdım da Gizem Ay'ın rüyası yok burada. Üzgünüm ve sadece şikayet etmişim. 11 Kasım 1980
iki doğumluyum. Yeniden rüyamda biber turşusu gördüm. Diye. Aslında sıkıntılar var, hasta bir biri var, hastalığı ile ilgili sıkıntılar var. Allah nasip ederse hastalığı aydınlığa kavuşacak. Bu haftalık rüya yorumumuz da burada. Diğer rüyaları yeni gelecek videonun altına yazarsanız sevinirim. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.